12-14 Haziran tarihleri arasında Edirne'nin saray içinde tarihi Kırkpınar güreşlerinin 609.sü yapıldı. Çok kısa olarak izleyeceğiniz bu güreşlerin ilginç yönü, katılan 317 güreşçinin büyük hırs ve hevesle er meydanında güreş atmaları. Ancak organizasyonun son derece kötü ve programsız oluşu, güreşçilerin çok ilkel olanaklardan yararlanmaları, her güreş günü 15 bine yakın meraklının saray içinde tesis yetersizliği nedeniyle çektiği çile gözden kaçmadı. Sanırız ki ilgililer saray içinin tarihine ve büyüklüğüne yakışır tesisler kurarlar ve Kırkpınar'ı abidileştirirler. İzlediğiniz güreşte Nazmi Uzun'la Arap Mustafa karşı karşıya. Bu güreşte Nazmi Uzun, Arap Mustafa'yı üçüncü kez açık düşürünce hakem kurulu Arap Mustafa'yı yenik saydı. Ancak gördüğünüz gibi Arap Mustafa karara tuhaf bir şekilde itiraz etti. Daha sonra toplanan hakem kurulu aldığı kararla Arap Mustafa'ya ebedi boykot cezası verdi. Alınan teknik sonuçlara göre birinci olan güreşçiler şunlar. Deste küçük boy Ahmet Bayrak, deste orta boy Mustafa Batur, deste büyük boy Mehmet Gacaroğlu, küçük orta küçük boy Ümit Taşkın, küçük orta büyük boy Osman Şener, büyük orta İzzet Açıkbaş, baş altı Turgut Kılıç. Baş pehlivanlık güreşinde Kara Ali ile Aydın Demir ilk gün 1 saat 35 dakika güreşip yenişemediler. Ertesi gün hakem kurulu güreşçilere 3,5 saat süre vermiş, Kara Ali ile Aydın Demir buna itiraz etmişler ancak hakem kurulu kararda ısrar edince güreşten çekilmişlerdir. Böylece ilk kez Kırkpınar'da bir baş pehlivan seçilememiştir.